Mısır'da bir şehre bağlı köylerden birinde yaşayan bir genç adamın hikayesi. Hikaye, genç adamın karısı, kayınvalidesini arayıp ağlayarak kocasının bilinci kapalı vaziyette yerde yattığını, nefeste almadığını söylemesiyle başladı. Adamın babası yanına diğer oğlu İslam'ı da alarak koşarak evden çıktı ve vefat etmiş olan oğlunun evine gitti. Oğlunun dizleri ve omuzlarının mavileştiğini gördüler. Hemen alıp hastaneye getirdiler fakat doktor muayene ettikten sonra başınız sağ olsun, oğlunuz bir kalp krizi sonucu vefat etmiş dedi ve ölüm belgesini imzalayarak hastaneden çıkışını yaptı. Genç adam yıkanıp kefenlendi. Cenaze namazı kılındı. Ancak dizlerinde bir miktar yara ve morluk vardı. Kimse bu durumu önemsememişti. İş yerinde oluşan morluklar diye düşünüldü. Ancak İslam abisinin ölümünde bir sır varmış gibi hissediyordu. Özellikle yengesinin hiç de üzgün değilmiş gibi bir hali vardı. Eşinin vefatının ertesi günü rengarenk kıyafetler giymiş ve veraset ilamının çıkarılmasını talep etmişti. Hem adetlerimizde hem İslam'da kadın bir iddet müddeti vardır ve kocası öldükten sonra bir süre süslenmez, yasını belli eder. İslam şüphelerinin peşine düştü ve abisi defnedilince sırlar da onunla birlikte gömülecekmiş gibi rahat davranan yengesini izlemeye başladı. Öncelikle yengesinin telefonunu ele geçirdi ve kurcalayınca tamamen yabancı bir kişinin telefon numarasını buldu. Bu kişi köyde oldukça kötü bir şekilde tanınmış biriydi. O adamla defalarca mesajlaştıklarını gördü. Hemen yengesine "Neden bu adamla konuşuyorsun? Nedir onunla alakan?" diye sordu. Kadın korkudan titremeye başlamıştı. İslam konuştukça korkusu artıyordu. Telefonu kurcalamaya devam ettikçe aynı adamla binlerce mesajlaşma, birlikte çekilmiş fotoğraflar, buluşmaları fark etti. Böylece her şey ortaya çıkmış oldu. Bir mesajında adama "Bana verdiğin zehri eşimin yemeklerine koydum fakat karın ağrısı çok şiddetlendi. Ne yapacağımı bilemiyorum. Hemen buraya gel." yazmıştı. Bunun üzerine adam eve gelmiş, kadının kocasının boğazını sıkmış ve ölene kadar nefesini kesmişti. İslam bütün mesajları ve fotoğrafları aldı. Abisinin vefatının tam 40. gününde savcılığa gitti ve elindeki delilleri sundu. Savcılık mezarın açılmasına ve cesedin otopsi için çıkarılmasına karar verdi. Otopsinin sonucuna göre adamın midesinde zehir kalıntıları vardı. Garip olan kimsenin ölümünden önce yaşadığı boğuşmadan kalan izleri fark etmemiş olmasıydı. Çünkü bu boğuşma ve boğazının sıkılması asıl vefat sebebiydi. Savcılık kadının ve aşığının derhal getirilmesini emretti. Kadın savcının huzurunda insanın aklına hayaline gelmeyecek işleri itiraf etti. Bu adamla bir süredir ilişkileri olduğunu, birçok kez buluştuklarını, son zamanlarda adama kocasından kurtulmak istediğini, artık ona tahammül edemediğini ve sadece sevgilisiyle olmak istediğini, bu yüzden ona yardım etmesini istediğini, adamın da kendisi için zehir tedarik ettiğini itiraf etti. Şeytan helal olan şeyleri insana kötü gösterir ve haramı onların kalbine sevdirir. Sevgilisinin getirdiği zehir kocasının yemeğine ve içeceğine koymuştu. Adam şiddetli bir karın ağrısı yaşadı. Ağrıdan bağırıyordu ancak ölmesi gereken zamanda ölmeyince kadın paniklemişti. Hemen sevgilisine bir mesaj attı ve gelip ona yardım etmesini söyledi. Sevgilisi eve geldi, kocasının yanına girdi ve adamın boğazını sıkıp onu nefessiz bırakarak öldürdü. Bu cinayeti gizlemişlerdi ancak tam 40 gün sonra ortaya çıktı. Bu hikayeyi Mısır'da bulunan bir haber ajansı akşam bülteninde aktardı ve milyonlarca insan izlerken büyük bir şok geçirdi. Allah'a ortak koşma günahından sonra en büyük günah adam öldürmektir. Allah Teala'nın en güzel surette yarattığı ve kainattaki her şeyi hizmetine verdiği insana haksız yere kıymaktır. İslam'a göre herkes yasama hakkına sahiptir. Bu hakkı insana yüce Allah vermiştir. İnsanı bu haktan mahrum etmeye Allah'tan başka hiç kimse yetkili değildir. Bunun için başkasını haksız yere öldüren kimse büyük günah işlemiş olur. Çünkü Allah Teala haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın buyurmuştur.